Özgür Bey, bu Hacı Yakışıklı Akit gazetesi yazarı biliyorsunuz, hükümete yakın bir gazete. Emeklilikte yaşa takılanları FETÖ'cülerle ilişkilendirdi. Bunu değerlendirmenizi isteyeceğim ama isterseniz öncelikle yazıyı bir paylaşayım, eğer okumayanlar, görmeyenler varsa neler yazmış, ne yazmış Hacı Yakışıklı, onu bir bakalım. Sonrasında da bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi diyor ki Hacı Yakışıklı, emeklilikte yaşa takılanlar, kısaca EYT'liler, konu nedir, neler yapılıyor, neler yapılmalı diye yazacağım. Haklı talepleri var ama öncesinde biraz dertleşelim diyor. Bazı kardeşlerim yanıma gelip ben EYT'liyim diyor. Böyle bir aidiyet mi olur? İnsan kendini böyle mi tanımlar diyor. Ama neylersin, algı ve olgu bir defa yerleşti artık. Mevzuyu 2015'ten itibaren FETÖ öyle bir köpürttü ki diyor, yani EYT konusunu FETÖ köpürtmüş. Şimdi diyor bir beklenti oluştu. FETÖ'nün köpürttüğünü sulandırma işi de muhalefete düştü. EYT'lileri suçlamıyorum ama haklı olan vatandaş taleplerini çok kötü kullanan yapılar oldu diyor. Kendisine EYT'li diyen abilerime, ablalarıma bir şey söylemek istiyorum. Sizi anlıyorum, geçinmek zor. Hani emekli olup biraz daha alım gücünüz artsın istiyorsunuz. Haklısınız. Emeğiyle geçinen insanlarsınız. Bizler de öyleyiz. Çoğunuzun arkasında garantiler yok. Sıkışınca telefon açıp yardım isteyeceğiniz insanlar pek yok. Hepsini biliyorum ama bu mevzuyu ölüm kalım meselesi yapmayın. Hayatınızın merkezine bunu koymayın. Talep etmeye devam edin fakat birilerinin ayak oyunlarına gelmeyin. Sizi kategorize edip yönlendirmelerine izin vermeyin. Bir bakmışsınız ki düşmanınızın kılıcını kendi dostunuza sallıyorsunuz diyor. Sonra işte gelelim EYT nedir falan diye yazmış ama FETÖ köpürtüyor, muhalefet sulandırıyor. Sizin diyor amacınız tabii ki işte biraz daha geliriniz artsın, biraz daha işte hayat standartınız yükselsin istiyorsunuz ama diyor işte bakın diyor FETÖ'nün köpürtmesine de bu konuyu izin vermeyin diyor. Böyle uzun uzun yazmış Hacı Yakışıklı. Bilmiyorum ne dersiniz bu konuda, yazıyı da şöyle getireyim ekrana. Bilmiyorum, çok şaşırdım ya, bugüne kadar EYT ile ilgili birçok yorum yapıldı iktidar tarafından, hükümet tarafından birçok şey söylendi ama ilk defa bu kadar bana kalırsa acı bir cüretkarlık sergilendi. Bilmiyorum ne dersiniz? Şebnem Hanım, yani tabir yerinde olur mu bilmiyorum ama bu kişiler benim gözümde ruh hastası. Dengesiz, şizofren, yeter ki AK Parti oy alsın, nasıl alırsa alsın, AK Parti hiç kimse eleştirmesin ama nasıl olursa olsun eleştirmesin. Eleştirdiğinde onlara bir kulüp takalım. Diyelim ki onlar FETÖ'cü, onlar PKK'lı, onlar şucu, onlar bucu. EYT'liler de onlardan korksun, hakkını aramasın. Ne olursa olsun AK Parti kazansın. Yani yeter ki dünya yansın ama AK Parti kazansın. Millet umurlarında değil. EYT'liler bu kişinin umurlarında değil. Tek dertleri bu ülkede maalesef AK Parti sayesinde çıkar ve menfaatleri devam etsin diye bu tür yayınlar, yazılar normal. Artık bugünkü Türkiye'de normal. Evet. Çünkü bu kişiyi AK Parti olmazsa, sadece tek görevi AK Parti'yi savunmak olan bu kişi AK Parti olmazsa hiçbir gazetede yazı yazmaz. Bu hasta kişilerin yazılarını kimse okumaz. Bunları adam yerine de hiç kimse koymaz. Bunlar gazeteci falan değil. Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Yaptıklarıyla yarın öbürsü gün çocuklarının, torunlarının yüzüne bakamayacaklar. Emeklilikte yaşa takılanların içerisinde AK Parti'ye oy veren de var, CHP'ye oy veren de var, MHP'ye oy veren de var, tüm kitle var. Emeklilikte yaşa takılanlar halk. Halkın ta kendisi. İşte 11,5 milyon kişi emeklilikte yaşa takılmıştı. Şimdi 4,5 milyon kişi kaldı. Her ailede bir emeklilikte yaşa takılan var. Bu bir haklı mücadele. Hep emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili şunu söylüyorum. Dün Twitter'dan da paylaştım. Emeklilikte yaşa takılanların maliyet boyutuna hiç kimse bakamaz. Çünkü 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan kişiler haklı bir mücadelenin içerisindeler. Hiç kimseden bedavaya bir şey istemiyorlar. Sanki bedavaya bu kişilere bir hak verilecekmiş gibi. Bence olayı da bilmiyor kendisi. Emeklilikte yaşa takılanlar yıllarca çalışmış, prim ödemiş. Haklı olarak ödediği primin karşılığında da hakkını istiyor. Bu kişilere verilen paranın
maliyet hesabı daha iyi yapılamaz. Çünkü karşılığını vermiş, onu istiyor. Bedavaya bir şey istemiyor. Bu kişinin yazdığı bu yazı emeklilikte yaşa takılanları işte FETÖ'yle ilişkilendirmesi son derece ayıp bir yaklaşım. Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar konusunda herkes kendini biliyor. Hepimiz kendimizden çok emin insanlarız. Benim adım Özgür. Benim ne FETÖ'yle işim olur, ne METÖ'yle işim olur, ne de RETÖ'yle işim olur. Büyük ihtimalle bizleri izleyenlerin de büyük bir kısmının, çoğunluğunun belki hepsinin dahi siyasetten uzak, hangi partiye oy verdiği çok önemli olmaksızın siyasetin dışındaki bir konu bu. Hatta evet, bunu Twitter'da da yazdım. Siyasette malzeme konusu olmayacak, halkın sorunlarının dile getirilmesi gereken, muhalefet partilerinin de olaya böyle bakması gerekiyor. Yani biz buradan EYT'lilere haklarını vermiyor, EYT'liler de kızar, AK Parti oy vermez, bana oy verir diye düşünmemeleri lazım. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu nasıl çözecekse onu net bir dille anlatması gerekiyor. Zaten şu anda ülkeyi kim yönetiyor? AK Parti kendi ekibiyle beraber yönetiyor. O kişiler de ülkeyi yönettikleri için biz de diyoruz ki AK Parti bu işi çözmeli. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ülke yönetisi, Cumhuriyet Halk Partisi çözmeli dememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bu kişiler ne olursa olsun AK Parti'nin oy alması gerektiğini, ekonomi konusu konuşulduğunda aman ekonomiyi konuşmayın, siyaset malzemesi yapmayın. İşte sığınmacılar konusunu konuşuyoruz, aman bu konuyu konuşmayın, siyaset malzemesi yapmayın. Ekonomiyi konuşmayın, sığınmacıları konuşmayın, hayat pahalılığı konuşmayın, akaryakıt zamlarını konuşmayın, şekere yapılan zamı konuşmayın, bunun üstünden siyaset yapmayın. Yani siyaset yapan insanlar neyin üstünden siyaset yapacaklar? Yani. Öyleyse bunlar herkese bir kağıtla bir metin versinler. Bu metin üzerinden de bizler onların istediklerini söyleyelim. Mesela çıkıp diyelim ki hiç kimse EYT'lilerle ilgili haklarını aramasın. Bu bir beka sorunudur. Bayrak inmez, ezan susmaz. Yani böyle bir saçma bir boyutun içine girmişler. İnsanların aklıyla alay ediyorlar. Bizim aklımızla alay ediyorlar. Kitleyi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Evet. Kitlenin içindeki AK Partileri çekip işin içinden çıkarmaya çalışıyorlar. Ama emeklilikte yaşa takılanlar kendi sorunlarıyla ilgili bu kişileri ben dinleyeceğini zannetmem. Bu kişiler başkalarının yazdıklarını, çizdiklerini gazeteci imajı yaratılarak halka anlatıyorlar. Ama kendi fikirleri falan, bu kişinin kendi bir fikri yok, kendi düşüncesi yok. Olduğunu da zannetmiyorum. Bu kişiler yarın öbürsü gün ne yapacaklar? Ben onu düşünüyorum. Yani yarın öbürsü gün bu kişi çoluk çocuğunun yüzüne nasıl bakar? Emeklilikte yaşa takılanların haklarını savunması, düşük emekli aylıkları, asgari ücrete zam yapılmaması, biraz sonra konuşacağız. Şeker bayramında, Ramazan bayramında emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyesine zam ve 1100 liranın iyileştirme talebi hükümet tarafından kabul olmadı. Ama biliyorsunuz yine önümüz bayram. Kurban bayramında 1100 lira olan bayram ikramiyesi 1500 olur mu, 2000 lira olur mu? Neden olması gerekiyor? Biz bunları anlatacağız. Evet. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki konuları anlatmak, halkın haklı olarak anayasadan doğan haklarını talep etmeleri karşısında elleri kolları bağlandığı zaman bu gibi kişiler hemen işi sulandırıp işi başka bir boyuta getiriyorlar. Ama emeklilikte yaşa takılanlar çok zeki insanlar, çalışkan insanlar, çalışmış, yıllarca üretmiş, ne aradığını ne istediğini bilen insanlar. Bu nedenle bu kişilerin bu söylemleri kenarda köşede dursun, yarın üst gün lazım olur. Onlar da bu kişinin yüzüne birileri bunları söyler. Ama emeklilikte yaşa takılanları kategorize diyor ya, kendisi kategorize ediliyor falan. Kendileri işte kategorize ediyorlar. Hak talep eden kişilerin önüne bir duvar, bir set örmeye çalışıyorlar. Ama yeter ki AK Parti'ye zarar gelmesin de bunların tek dertleri o. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda emeklilikte yaşa takılanların haklarını vermiyorsa emeklisine, işçisine AK Parti hazineden toplanan paralarla, halkın parasıyla yine o parayı hak eden halka o parayı vermiyorsa, karşılığında da oy kaybediyorsa da oy kaybedecek. Yani olay bu kadar basit. Bu arada
Bu arada biliyorsunuz AK Parti'den bir milletvekili de hatırlamıyorum şimdi ismini. Şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki EYT'liler için işte pastanın dedi %80'ini belli bir kitleye verirseniz olmaz dedi. Mesela hani EYT'lilerle ilgili pastanın %80'ini onlar alır. AK Parti'nin tek derdi seçimi kazanmak. Seçimi kazanmak için de her yol mübah onlar için. Her yol mübah, kendilerine göre mübah olabilir ama halk neyin ne olduğunu görüyor, izliyor ve ona göre kararını verecek. Ha, halk kararını verip de AK Parti'ye tekrar oy verirse, AK Parti tekrar gelirse halkın vereceği oya saygı duymaktan başka şansımız yok. Elbette. Ama seçime giderken işte EYT'liler FETÖ'cüdür, bu böyledir. Yani bunlar çok yakışıklı söylemlerdi ve milletin